Günaydın efendim. Bugün çok güzel uyumuşum. Çok da güzel uyandım. Şöyle özel zeytinli ekmeğimle ve çayımla kahvaltı yapıyorum. Bugünkü tercihim efendim. Şimdi canım şu tek tip insanlardan, tek tip insan görüntüsü olanlardan gerçekten bir sıkıldım, bunaldım. Mesela yazamayan yazarlık mezunlarından, oynayamayan oyunculuk mezunlarından. Asla hiçbir şeyi belki de kendilerini bile yönetemeyecek genel sanat yönetmenlerinden, bilgiden yoksun, farklı şeyler peşinde koşanlar. Bazı kurumları babalarının çiftliği gibi düşünüp at koşturanlar var. Yani keşke bir şeyler yapılsa diyorum, keşke kendilerini geliştirebilseler, farklı şeyler sunabilseler. Yaptığı projeler tutmayıp da farklı düşünüp böyle götünde patlatanlar, eleştirilenler. Şimdi herkes onları eleştirir, çok gariptir. Onlar da başkalarını eleştirir. Böyle bir tiyatro kulisleri, çay kahve içip kahve falarına bakılıp dedikodu trendleri yapılacak. Ay, benim stilim nasıl? Ben bugün yakışıklı mıyım? Şöyle durdurayım, bir poz vereyim. Ay bak, ben bunu. Bir de geçmişini çok iyi bildiğin insanlar, artık en küçük hücresine kadar seni kesinlikle ve kesinlikle yanında, yakınında, yöresinde, çevresinde, iş ortamında özel. Çünkü maske taktıkları için kişiye göre, kişi sayısına, yere göre seni yanında oynayamayacağını biliyor. Bundan çok emin. Ya da işte sen orada bir tepki vereceksin. Aa, sen böyle değilsin aslında, ne oluyor ya? Sana oynayamıyor tabii. Oynayamadığı zaman da kendini kötü hissediyor. Çünkü sevilmek gibi bir arzuları var. Yani çünkü buradan besleniyorlar. Yani egoları bunu istiyor. Yani, içle. Bir de böyle seni manipüle etmeye çalışırlar. Kendi fikirlerini dayatırlar. Kendi görüş açılarını sana benimsetmeye çalışırlar. Yani bunların ruhlarının hasta olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ben bir şeyin doğuştan var ya da yok olduğuna inanıyorum. Sonradan eğer gerçekten iyi veya kötü insan ancak isterse ve isterse değişebilir ya da hayatında bir takım değişiklikler yapabilir, düşünebilir. Bir de her türlü boku birlikte yersin, her şeyini bilirsin, edersin, her şeyi paylaşırsın. Şimdi senle bir fotoğraf mesela çekilecek, oraya koyacak değil mi? Mekandan bilmem nereden falan. Yani bunu yapmıyorsa çok umur değil yani. Herkesin herkese benzediği bir ortamda yaşayan insanların gerçekten kendilerini değersizleştirdiklerini düşünüyorum. Yani samimiyet yok, ne bileyim sevgi yok, dürüstlük yok. En güzeli kitap okumak galiba. Oyuna emek vermiyorlar, kafa patlatmıyorlar, düşünmüyorlar, hayal güçleri yok, okumuyorlar, araştırmıyorlar, gözlem yapmıyorlar, sinemaya gitmiyorlar, tiyatroya gitmiyorlar. Vıdı. Bir orijinallik yok. Hepsi birbirinin aynısı. Taklit, taklit. Yazılmış olan şeylerin isimlerini değiştirip işte kendi yazmış gibi isim yazmalar, kendi oğlunun ismini yazmalar. Ondan sonra yapılan müziklerin üstüne saçma sapan söz yazmalar. Başarısız olan ve kendine güveni olmayan ve kendisiyle mutlu olmayan insanların gerçekten kendi hayatlarını hiçe sayıp, öteleyip, işte ötekileştirip başkalarının hayatıyla ilgilenen tipler. Marka düşkünleri var, gösteriş meraklıları, kendi gibi olmayıp da işte kendi tercihlerini giymeyip de sırf moda ya da insanlar şunu söyleyecek, bunu söyleyecek diye giyim tarzları. Aynı saç modelleri, aynı bakışlar, jestler, mimikler, fotoğraflar, arkadaşlar, gidilen yerler, yapılan 40 yıldır birbirine ödül verenler, ödül alanlar, o ona veriyor, o ona veriyor, sonra tekrar o ona veriyor, o ona veriyor, bu buna veriyor, şu şuna veriyor, o ondan aldı, bundan aldı, şundan aldı. Para verip de kendisine ödül verdirenler gerçekten kendilerini nasıl hissediyorlar acaba? Yani bu neyin kafası, nasıl bir duygu geçişi, nasıl bir inanış, nasıl bir yaşayış yani? Ortamlarda kendilerini gerçekten ilahlaştırmaya çalışanlar, 50. sanat yılımızı kutluyoruz. 30. kendi kendimize ama yani.
Hani kendimiz düzenliyoruz, kendimize plaket verdiriyoruz. Bir insan yalanla nasıl yaşar ya da herkese eşit sevgiyle, herkese canım, aşkım, bir tanem, bebeğim, hayatım. Bir de gelirler mesela sana işte ay ben şunu hiç sevmiyorum, şu şöyle, bu böyle derler. Sen dinlersin, dinlersin. Hop aradan biraz zaman geçer bakarsın o söylediği kişiyle gayet yağlı ballı ha 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 ha. Tanımadığımız ya da ortam paylaşmadığımız hiçbir şey bir ortak yanımızın olmadığı insanlarla nerede ne yapıyorsanız yapın yani bizi çok da ilgilendirmiyor ama gelip bize anlatmayın çünkü artık dinlemiyoruz yani böyle bir tercihimiz. Seviyormuş gibi yap pampa, oluyormuş gibi çek pampa, pampa pampa pampa, kanka kanka kanka, la 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 la. Şimdi mesela oyunculuk yapıyor ya da bir şey meydana getiriyor. Aa, herkesten övgü bekliyor, herkesten alkış bekliyor, herkesten bir... Abi sen artı bir şey yapmıyorsun ya. Mesleğini yapıyorsun, mecbursun. Elbette ki kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. Yani böyle bir şey dayatılamaz. Bu metazor bir şey olur. Bu da doğru değil. Ama saygı duymak zorunda herkes birbirine. Yani sen saygı duyuyorsan karşıdan da aynı şeyi... Kimse için değişmemeli insan bu hayatta ya da kimseyi değiştirmemeli diye düşünüyorum. Çünkü bu kötü bir şey. Herkes kendi olmalı, kendi olmak zorunda. Yani olmadığı zaman zaten mutsuz oluyor ki. Bu arada hiç kimsenin hayatı yağlı ballı geçmiyor yani. Herkesin hayatı kendine göre zor. O yüzden hayatı sevmek, zorluklarla mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Ama samimiyet çok önemli, dürüstlük çok önemli. Bir gün önce biriyle ilgili sana çok farklı şeyler anlatılıyor, söyleniyor. Bir gün sonra bir bakıyorsun o kişi gidiyor onunla gayet farklı bir şekilde. Yani bu ne gerçekten ruhu hasta ya. İnsanların ben merkezcilikten kurtulup o anlamsız yüksek egolarını gerçekten dengede tuttuklarında mutlu olacaklarına inanıyorum. Herkes seveceklerine inanıyorum. Dünyaya evreni daha farklı. Efendim herkesi handikaplarıyla baş başa bırakıyorum. Bence mutlu olmayı deneyin. Herkese mutluluklar diliyorum. Bir şeyler yapın ama yani bir şey. Bir şey yani ya. Hadi hoşça kalın. Bye.